geldiğim saatten şu ana kadar bu misafirlikle gösterdiniz. Yürekten teşekkür ediyorum. Yani Balıkesir'e daha önce de gelmiştim ben ama gerçekten Balıkesir Tarım, Gıda Tarım, Hayvancılık Bakanlığı olunca bu yöne yönelmek görevimdi benim. Yani bu yönüyle çok fazla bilmiyorum. Daha fazla turizm olarak öne çıkmıştı ama özellikle o çiftçi kardeşlerimizi görünce, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Gıda Tarım ve Hayvancılıkla ilgili projeleri, sayın vekillerimin, yani bütün ilgili arkadaşlarımın böyle istekli projelerini görünce hakikaten buranın sadece bir turizm şehri olmadığını, hayvancılık ve tarımla ilgili olarak da çok önemli merkezlerin başında geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Ben zaten hep diyordum, yani tarım, gıda ve hayvancılıkla ilgili Türkiye'de insanların içinde bir kuşku olmasın. Mutlaka ve mutlaka biz sadece bu bölgenin değil, dünyanın önemli gıda, tarım, hayvancılık ülkesi olacağız. Ve bu konuda önemli projelerimiz var ve projelerimiz yürüyor. Bakıyorum bakanlığın bütün projelerine yereller sahip çıkmış. Bu da beni bir bakan olarak çok mutlu ediyor. Gerçekten bugün de ben mükemmel bir gün geçirdim. Elbette sayenizde, bütün arkadaşlarım sayesinde. İnsanlar mükemmel bir defa. Yani gıdayı, tarıma, hayvancılığı bırakıp Balıkesir'in insanları çok misafirperver, güler yüzlü, insancıl. Zaten sayın vekillerimle biz devamlı mecliste beraberdik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız inanıyorum çok güzel şeyleri imza atıyor ve atmaya devam edecek. İnşallah yani bu 24 Haziran'da bu hizmetlerin karşılığını inanıyorum ki Balıkesir halkı bize durmak yok, buna devam diyecektir. Bunu diyeceğine ben şahsen bugün şahit oldum. Ve inşallah daha fazla çalışacağız. Halkımıza daha fazla hizmetkarlık yapacağız. Onlara daha fazla layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Ama tarım ve hayvancılık bağlamında da Balıkesir'de olmaktan, Balıkesir'deki bu potansiyeli görmekten çok mutlu oldum. Ben çok teşekkür ederim.